Merhabalar, hoş geldiniz. Tele 1 hafta sonunda her hafta sonu olduğu gibi bugün de saat 16'dan itibaren birlikteyiz. Tabii ki cumartesi ve pazar günü. Programımızı yaptık. Cumartesi günü Sabiha Gökçen belgeselinin yaratıcısı, yönetmeni, yazarı. Onunla konuşacağız. Çünkü Pilotlar Günü haftasıydı bugün. 26 Nisan biliyorsunuz Dünya Pilotlar Günü. Biz de Sabiha Gökçen'i anma fırsatını kaçırmayalım istedik. O güzel belgeselden bazı görüntüler göstereceğiz size. Ve aynı zamanda Gülşah Çeliker'le de konuşacağız, belgeselci. Mükemmel bir belgesel yapmış. Gerçekten de ben nefesimi tutarak izledim belgeseli. 53 dakikalık bir belgesel. Bu belgeseli konuşacağız ama tabii konuşacağımız konu belgesel üzerinden Sabiha Gökçen'in kişiliği, kendisi ama tabii ki Atatürk. Çünkü Sabiha Gökçen'i bulan, yaratan, yönlendiren ve onu güçlendiren Atatürk'ü konuşacağız bugün. Sabiha Gökçen'le konuşacağız. Gülşah Çeliker, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Zeynep Bey. Güzel sözler için, Zeynep Bey pardon. Çok güzel sözler için çok teşekkür ederim. Saat 17'den itibaren de Deniz Türkali bizimle birlikte olacak. Baran Seyhan bizimle birlikte olacak. O sinemacıların Gezi direnişi davasından sonraki o çıkışlarını konuşacağız. Tabii ki yine konumuz mutlaka ve mutlaka o iki konumla birlikte Gezi direnişini konuşmak olacak ister istemez. Gezi direnişinin böylesine bir davaya neden olması ve haksız, hukuksuz bir kararla müebbet hapis cezası, 18 yıl cezası verilmesi, bütün bunların hepsi bir sonraki saat 17'den itibaren de konuşacağımız konu olacak. Cumartesi'yi böyle geçireceğiz. Evet, hoş geldiniz tekrar Gülşah Çeliker. Mükemmel bir belgesel. Ben gerçekten nefesimi tutarak izledim. Onu YouTube'da izleyicilerimiz mutlaka izlesinler. 53 dakika sürüyor ama o kadar akıcı, o kadar ve benim en çok şaşırdığım şey hiç görmediğim videolara, fotoğraflara ulaşmışsınız. Nasıl yaptınız? Evet, çok kapsamlı bir çalışma yaptık çünkü. Çok ciddi, uluslararası bir araştırma. Yaklaşık 5 yıl sürdü belgeselin yapımı ama ilk 2-3 yıl araştırma, pre-prodüksiyon, siz de bilirsiniz. O safhada çok dünya arşivlerini araştırdık Zeynep Bey. Yani hani sadece Türkiye değil, Ankara, Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu, Amerika'da Kütüphane. O seyahatiyle ilgili, evet, görüntüler. Amerika, Rusya, Balkan ülkeleri arşivlerine girdik. Yani hepsine birebir izinler aldım. Ben Dışişleri Bakanlığı'ndan izin aldım, Genelkurmay'dan mektuplar aldım, yani Hava Kuvvetleri'nden ve ondan sonra bütün hepsiyle birlikte yurt dışı yurt dışındaki ülkelerin arşivlerine girdik. Evet, Amerika'daki seyahatleri Sabiha Hanım'ın, Rusya'daki eğitim dönemi, Yüksek Planörcülük Okulu, motor uçuşunun başlangıcı Rusya, bizim Cumhuriyet dönemimiz, yani bizim milli o aşamalar hepsi medeni kanunla başlıyor. Bütün o Rönesans reform dönemimiz bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi zaten. Kadın haklarının verilmesi ve Sabiha Hanım'ın uçuşunun hepsi bir arada başlıyor. Yani kadın haklarının verilmesi 1934-35 yılında Sabiha Hanım Türk Kuşu'nda uçmaya başlıyor. Evet. İsterseniz siz şimdi biraz. Doğumundan itibaren başlayalım. Çünkü Atatürk'ün onu keşfetmesi. Daha doğrusu Atatürk'ü Bursa'da bekleyip yanına gitmesi, evet, hayatını değiştiriyor Sabiha Gökçen'in. Aynen öyle. 1912 Eylül'ünde Balkan Savaşları var tabii. O Balkan Savaşları'ndan sonra Atatürk'ün en büyük sıkıntısı hava kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini anlamış olması. Çünkü Balkan Savaşları tam bir hezimet. Evet. Sonuçta orada hiçbir başarı elde edilemiyor ve 1916'nın o Birinci Dünya Savaşı. Trablusgarp. 1912, evet. Havacılığı keşfetmesi Atatürk'ün oradadır. İtalyan Hava Kuvvetleri'nin o avcı bombardıman uçaklarından gelen o bombalar, yani bombamsı o üçgen şeylerin hayvanlara ve insanlara nasıl isabet ettiğini fark ediyor ve istikbalin göklerde olduğunu karar verip, evet, Balkan Savaşları'ndaki hezimette ikinci ders onun için. Herhalde onun için hava kuvvetlerini ön plana çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Yani ordunun en önemli neferleri, o zamanki süvarilerin hava kuvvetlerine katılmasıyla havacılık bir resmi. Ama bu sadece hava kuvvetlerine ve askeri bir personele ait bir şey değil. Havacılığı tüm ülkenin ulusal hedefi olması için de Türk Hava Kurumu'nu kuruyor 1925 yılında. Evet. Cumhuriyetten hemen 2 yıl içerisinde. Ve ona 22 adet kaynak bağlıyor ki havacılık gelişsin.
tayyare piyangoları yapılıyor. İşte filmde izlediğiniz gibi yani milli piyangonun havacılığı güçlendirmek için yapılan usulüne ya da şekline diyelim. Böylelikle havacılığı Türkiye'nin yani Türk ulusunun öyle diyelim yani bir önemli bir hedefi haline getiriyor. Hı hı. Ve inanılmaz gelişmeler kaydediliyor. Yani paraşüt kuleleri kuruluyor her yerde. Türk Hava Kurumu'nun şubeleri açılıyor. Havacılık hem spor hem yani aktivite olarak gençlere özendiriliyor. Çok çeşitli kulüpler oluşturuluyor. Okullara kadar sirayet ediyor. Ve havacılık Türk ulusunun ülküsü oluyor bir anda. Bir değişik bir şey oluyor. Yani böyle değişik bir heyecan yaratılıyor. Yani şimdi Atatürk'ün orada tabii düşündüğü şey eğer havadan bir güç sağlanamazsa bir savaşın kolay kolay kazanılamayacağına yönelik bir düşüncesi var. Bunun üzerine dediğiniz gibi hava kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışma var. Ama bu arada hava kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik o savaş şeyi, o mücadeleyi verirken Türk kadınını da bir anlamda bunu da bu işin içine dahil edip Türk kadını da hem cesaretlendirmek diğer hem cinslerini hem de bu arada Türkiye'nin de Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik o kuruluş aşamasında kadının da gücünü göstermek ve bir anlamda dünyaya o yönünde göstermek istiyor. Dolayısıyla tamamen tesadüflerle yanına gelen Bursa'daki o 12 yaşındaki kızla tanışınca 12 yaşındaki kızın hayatı değişiyor. O bölümü anlatır mısınız Bursa'daki o? Evet, beni de çok ilgimi çekmişti. Çünkü Sarı Gökçen bizzat sizin belgesinde anlatmış bu anı. Evet, bizzat anlattı ve benim de kendi kitabımda Atatürk'ün izinde bir ömür böyle geçti. Oktay Verel imzalı Nehir Söyleşi olan Sabiha Hanım'ın biyografik kitabında da benim en çok aynen bir çocuk heyecanıyla okuduğum bölümdür. Çünkü Atatürk'ün Bursa'ya ziyareti önce bir Latife Hanım'la oluyor. Sonra da boşanmadan sonra tekrar geliyor ve Hünkar Köşkü'nde kalıyor. O Bursa'nın merkezinde çok önemli bir köşk. Eşiyle de geldiğinde oraya kalıyor. Orada kalmış. İkinci geldiğinde de aslında Sabiha Hanım bize röportajında da söylemişti. İlk geldiği sene haber almış, gitmeyi çok arzu etmiş ama çocuk heyecanıyla reddedileceğini düşünerek o cesareti kendine bulamamış. Ama ikinci yıl Atatürk yalnız geldiğinde bu sefer işte Allah'ın takdiri mi diyelim bir güvenlik görevlisi, ekstra güvenlik görevlisi ihtiyaç olunca abisini görevlendiriliyor. Yani abisi de oraya görevli olarak katılınca, gidince yani köşkte Sabiha Hanım için büyük bir umut doğuyor. 12 yaşında bir kızcağız bu arada. Ben kesin gitmeliyim diyor ama abisinin haberi yok. Çünkü öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bir devlet başkanına izinsiz siz bir kız çocuğu bile gidemez yani. O ne yapıyor? Çitleri aşıp bir gün Atatürk bahçede kahvesini, Türk kahvesini içerken çitleri açıp koşturuyor. Ve tabii yakalıyorlar bunu. Ama Atatürk'ün de dikkatini çekiyor. Bırakın kızı gelsin diyor yani. Merak ediyor. Bu cesareti de hayran oluyor. Ve Sabiha Hanım gider gitmez nefessiz soluk yani böyle hızlı nefes alarak diyelim. Dizlerin bağı çözülmüş. Atatürk'e beni niye görmek istedin çocuğum diyor Atatürk. O da ben diyor okumak istiyorum. Ben bir Leyli Okul'a gitmek istiyorum. Leyli Okul o zamanlar için yatılı okul. Sen niye yatılı okula gitmek istiyorsun? Çünkü benim savaş şartlarına önce babam sonra annem öldü. Abimle birlikte onların çocuklarıyla yaşıyorum ama onların çocukları benden büyük. Tekne kazıntısıymış Sabiha Gökçen. Ben o yüzden yatılı okula gitmeyi arzu ediyorum diyor. Yardımcı olmuşsunuz. Atatürk'ün o kadar hoşuna gidiyor ki belki de gözleri doluyor. Kızım bu kadar cesur ve de zeki yani yaklaşımından ve heyecanlı anlatışından duruyor, düşünüyor. Ve Atatürk'ün çok hızlı karar vermesi söz konusuymuş bilirsiniz. Sen benim kızım olsan ben seni okutsam ister misin diyor. Tabii isterim ama diyor. Ama önce abime sormam lazım. O cesareti gösteriyor o anda tabii abisine soracağım. Evet abimle yaşıyorum diyor. Tamam o zaman getir bakayım abin nerede senin diyor. Burada görevli diyor. O zaman Atatürk bayağı şaşırıyor tabii. Hemen abisini getiriyorlar. Ve işlemler başlıyor ve bir anda küçücük kızın cesur bir adımla, büyük bir heyecanla devlet başkanının karşısına çıkmasının ödülü onu Ankara'ya götürüyor. Evet yani bir anlamda manevi kızı oluyor. O zaman tabii
Başka manevi kızları da var. Kızları da var. İki tane var. Zehra var. Zehra Sabiha Hanım'la aynı anda neredeyse. Evet, Şahin, Nebile ve Rukiye var. Rukiye var. Onu eşiyle birlikte almış. Latife Hanım'la birlikte. Hmm. Galiba bir yetimhaneden Orta Anadolu ya da Doğu olabilir. Onlar var evde. Sabiha Hanım üçüncü, Zehra dördüncü. Hmm. Böyle bir ekip oluşuyor. Ve onlar için Çankaya'daki ilkokulda işte rahmetli İnönü'nün çocuklarıyla birlikte yazdırılıyorlar. Oranın tek bir hocası varmış. Diğer devlet, işte Dışişleri Bakanlığı, herhalde bakanlık, bakanların çocukları filan. Böyle bir küçük ilkokulda eğitime başlıyorlar. Arnavutköy Kız Koleji'ne gidiyor. Sonra. İlk öğretim daha sonra ilk öğretime devam ettikten sonra da oraya gidiyor. Evet. Sonra bir ara hastalanıyor. Orada boğaz havası ona biraz kötü gelmiş. Sonra Üsküdar Amerikan'a geçmiş. Hı hı. Orada onu bitirdikten sonra ama mesleki eğitim söz konusu olacak. Önemli olan o. O sırada Türk Kuşu açılışı oluyor. İşte 1935 yılında. Kadın hakları veriliyor bu arada. Türk Tayyar Cemiyeti değil mi? Türk Hava Kurumu, Türk Tayyar Cemiyeti 1925. Hı hı. Bunun teknik okulu olduğunu düşünelim. Pratik okulu ise Türk Kışı. Etumesut'ta işte paraşüt kulüleriyle paraşüt ve planörcülük eğitiminin olduğu. Rusya'dan hocalar getiriliyor, Moskova'dan. Çünkü Rusya o sırada havacılıkta çok ileri seviyede. Hı hı. Sonra hatta uzmanlar da geliyor ve Etumesut'taki binalara kadar onlar yapıyorlar. Yani evet. Rusya'dan çok ciddi bir know-how, bilgi, personel geliyor. Ve orada yapılanmaya kadar her şeyi yerleştiriyorlar ve eğitimi başlatıyorlar. O sırada da işte küçük kızlar planörcülüğe başlıyor. Ama şey de başlıyor, Zehra da başlıyor. Fakat Sabiha çok heyecanlı. Daha doğrusu açılışa gittiklerini onu anlatayım. Atatürk'le birlikte açılışa gittiklerini küçük kızlar. Sabiha Hanım çok heyecanlanıyor. Böyle heyecanla izliyor her şeyi. Zehra o kadar değil. Şimdi herkesin ilgisi, işte erkek çocukları da öyledir. İlgi alanı farklıdır, heyecanı farklıdır. Ama Sabiha Hanım bizzat çok ilgileniyor. O ilgi o kadar dikkat çekici ki Atatürk'ün de ilgisini çekiyor. Sen diyor çok heyecanlandın. Yapmak ister misin böyle bir şey diyor. Çünkü daha küçük. İsterim eğer müsait olursa diyor. Tamam diyor, yarın yazdıralım seni de. Zehra'yı da yazdıralım. Zehra da devam ediyor ama Zehra bir hafta sonra bırakıyor. Hmm. O sadece heyecan. Sabiha Hanım böyle dört elle asılıyor. Ve bir anda yüksek planörcülüğe başlayacağı seviyede. O sırada o eğitim daha tam oturmadığı için başarılı öğrencileri Rusya'ya gönderme kararı alıyorlar. Erkek öğrencilerle birlikte. 8 tane öğrenci seçiliyor. Planörcülük, yüksek planörcülük için. Yani planörlere başlanıyor. Yüksek planörcülük, evet. Yarı motorlu eğitim için. Rusya'ya yok gidiyor. Koktebel'e gönderiyor. Ural Dağları'ndaki Koktebel'e çok özel bir hava üssü varmış. Çok özel rüzgarların, böyle çift rüzgarın aldığı. Etimesut da öyledir mesela. Çok özel rüzgar aldığı için Türk Kuşu oraya kurulmuş. Türk Hava Kurumu'nun tesisleri. Neyse orada Rusya'da eğitim alıyorlar. 7 erkek, tek kız. Bu 1935 civarlarında değil mi? Evet. Moskova'ya gidiyor, Koktebel'e gidiyor, eğitim alıyor. Fakat ondan önce tabii o bölümü istikbal göklerdedir dediği, Atatürk'ün dediği o şeyi belki hatırlatmakta fayda var. O Türk Tayyare Cemiyeti ya da Türk Kuşu kurulduğunda 1925'te 250 uçak alınıyor sonuçta, yani bayağı bir sayısı fazla. Evet. Ve 10 senede çok ciddi bir şekilde ilerliyor. 350 oluyor. Evet. Halktan toplanan paralarla. Halktan toplanan İmece usulüyle. Yani işte bu tayyare piyangolarıyla. İşte bu hava gücüne ne kadar çok önem verdiğinin tamamen bir göstergesi bu. Aynen öyle. 1925'te 1935 arasında 350 uçak alınıyor oraya. Evet, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor bu uçaklar. Ama o zamanki uçaklar, bizim belgeselde de izlediyseniz, yöresel paralarla toplanan uçaklar var. Mesela Türk Aydın Rençberleri ödemiş tütüncüleri tayyaresi gibi. Evet. Yani ticaret erbapları para toplayıp uçak alacak seviyeye getiriyorlar ve Türk Hava Kurumu'nun altyapısı böylelikle kuruluyor. Yani çünkü sonuçta Osmanlı'nın borçlarını ödemiş bir cumhuriyet söz konusu. Para nereye yetişsin? Yani halka mı yetişsin, geleceğe mi yetişsin? Yani bunları programlamak için halktan da destek alınması gerekiyor ama bu çok güzel bir imece örneği bence. Bizim tarihimizdeki en güzel imece örneklerinden biri olabilir. Kayseri'de de bir uçak fabrikası kuruluyor sonra. Aynen öyle. 1934 Ankara'da da yapılıyor. Ankara'da da kuruluyor. Sonuçta dediğiniz gibi
Rusya bölümünü de belki anlatalım. Sabiha Gökçen Rusya'ya gönderiliyor. Evet. Çünkü savaş pilotu. Yüksek planörcülük eğitimi. Yani motor eğitiminin orada en iyi yapılması. Yüksek planörcülükten sonra da hatta evet savaş pilotu, motor eğitimi. Motor eğitimi. Koktebel'e gidiyor. Rusya, evet. Moskova'ya gidiyor. Orada eğitim görüyor. Ve motorlu uçak okulu Koktebel'de okuyor. 1936'da da Eskişehir'e tayyare okuluna geliyor. Değil mi? Evet, oraya geri geliyor. Geri geliyor. Orada devam ediyor artık. Orada evet. Peki o nasıl savaş pilotu olduğunu da söyler misiniz? Aha, tamam. Çünkü normal pilot tamam ama dünyanın ilk savaş pilotu unvanını almış olması çok önemli. Atatürk bunu çok önemsiyor. Evet. Çünkü dünyanın ilk kadın savaş pilotu oluyor. Evet. Çok özel bir dönem, çok özel bir kişi olmuş oluyor, buna nail olan. Bunun da gelişimi şöyle oluyor. Evet, yüksek havacılık, hava motor, uçak, askeri uçak tecrübesi eğitimini aldıktan sonra hava kuvvetlerine katılıyor Sabiha Hanım. Fakat mevzuat yetersiz tabii. Hava kuvvetlerinde Sabiha Hanım çok istisnai bir şekilde, yani üniformamsı bir kıyafetiyle. Çünkü hava kuvvetlerine daha o kadınların alınması aşaması gerçekleşmemiş. Sabiha Hanım hep böyle istisnai devam ediyor. Rusya'da da tek, evet. Hava kuvvetlerinde de tek. Evet. Üniforması da daha kadınlara uyarlanmış bir üniforma olmadığı için özel, ona nevi şahsına münhasır bir üniforma. Dolayısıyla böyle ilklerle devam ediyor. Derken Dersim'de Tunceli'de büyük bir isyan başlıyor. Çok büyük bir isyan bu. 1937'de. Evet, 1937'de. O kadar büyük bir isyan, o kadar büyük bir nasıl söyleyeyim, savaş durumu, baş kaldırma söz konusu ki müdahale edilmesi gerekiyor. Hem de güçlü bir müdahale gerekiyor. Bunun da kararını Fevzi Çakmak veriyor. Bunun altını üç kere çizelim. Bunun kararını iki dönem Genelkurmay Başkanı yapmış, efsanevi bir kumandan olan Mareşal titrinde ünvanını almış, çok nadir komutanlardan biri olan Fevzi Çakmak karar veriyor. Atatürk'ten onay alınıyor ve Dersim'e, yani Tunceli'ye bir hareket, hava harekatı planlanıyor. Karadan var, hava harekatı. Şimdi bunu da düşünelim. Sadece hava değil. Bunun da formasyonunu şöyle anlatayım. 9 uçak, 18 pilot. Bunlardan sadece bir tanesi Sabiha Gökçen. Neden 9 uçak, 18 pilot derseniz, çift pilotlar var. Yani böyle savaş görevi söz konusu olduğunda çift pilot uçuyorlar. Biri durum ve evet, askeri faaliyette bulunuyor. Diğeri de pilotaj faaliyetinde. Şimdi Sabiha Hanım orada ikinci pilot. bu başkaldırıya yapılan müdahaleyi Sabiha Hanım'a mal etmelerini hizmetle izliyorum. Her sene birkaç kere söz duyuyoruz. Sabiha Gökçen tek başına. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ordunun tek kadın subayı, hep geride kalan, yani geride kalan değil, hep erkeklerin önünde duran değil, yani arkada duran onun bir kadın. Onun da en önemli gerekçesi dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmasını Atatürk'ün istemesi aslında. Evet. Değil mi? Bir kadının oraya dahil edilmesi. Evet, çünkü onay alması Atatürk'ten oluyor. Onay alması ondan oluyor. Çünkü dolayısıyla bu titri, bu ünvanı Sabiha Gökçen bu harekatı hak ediyor. Alıyor. Evet. Çünkü Fevzi Çakmak aslında bir kızın gitmesini istemiyor. Sabiha Hanım genç daha o sırada, çok genç, yani 24 yaşında, 24-25 yaşında. Sen diyor bir kızsın, gidemezsin, gitmemelisin. Ama diyor bütün erkek arkadaşlarım, meslektaşlarım gidiyorlar, böyle bir harekata katılıyorlar, böyle bir göreve katılıyorlarsa benim o göreve katılmam gerekiyor. Yani ben de o görevden, yani niye beni geride tutuyorsunuz ki, aynı şekilde diğer erkeklerden ne farkım var benim diyor. Yani medeni kanun oluşmuş, kadın hakları verilmiş, zaten ben ordudayım. O zaman sen git Atatürk'ten izin al diyor ve Sabiha Hanım İstanbul'a uçarak Atatürk'ten izin alıp elini öpüp, hatta Atatürk ona silahını hediye ediyor gerekirse kullanmak üzere, ona güç versin diye ve bu şekilde harekata katılıyor. Evet, orada ilginç, o sizin belgeselinin en ilginç yerlerinden birisi, hatta elini öperken bir videosu ya da fotoğrafını gördüm, evet, belgeselinizde orada, evet, hem iznini alıyor, elini öpüyor. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk de ona kendi tabancasını veriyor. Evet. Diyor ki
Bu tabanca senin yanında kalsın, bu bir savaş durumudur, her an lazım olabilir. Evet. Kendini koruman için. Evet, diye. Kendi silahı tabii ki vardır, o bir askeri pilot. Ama Atatürk ona uğur getirsin diye, ona güç vermek manevi için. Güç versin manevi diye. Güç versin diye, ondan şey olsun diye. Al bunu, gerekli olduğunda nasıl kullanması gerektiğini biliyorsun diyor. Çünkü orada çok büyük bir savaş şartları var, ölebilirsin de diyor. Bunun farkında mısın diyor. Atatürk ayrıca yani bir uyarıda da bulunuyor ona. Hı-hı. Ama Sabiha Hanım, erkek meslektaşlarım ne yapıyorsa ben de orada aynı görevi yapmalıyım. Ama bu vatan burada, görevi diye bakıyor. Burada tabii bir önemli mesajlardan bir tanesi de böylesine bir savaş ortamına kendi yakınını bile gönderebiliyor olması. Dolayısıyla benim yakınlarım bile böyle bir ortamda istisna olamaz. Evet, böyle bir görevden muaf tutulamaz. Muaf tutulamaz. Aynı fikirdeyim. Biraz kesinlikle. Da o. Hem kadın olmasının... Evet. Bir anlamı var. Alt çünkü çizgi, dünyanın evet. ilk kadın savaş pilotu olacak. Şöyle bir parantez açayım isterseniz buna. Birinci Dünya Savaşı'nda kadınların hiçbir şekilde izi yok. Yani sadece backup, arka destek Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda iki filo var. Bir Almanların, bir Amerikalıların kadın hava pilotu var. Biz İkinci Dünya Savaşı'nda yokuz. Ama Sabiha Hanım işte iki dünya savaşı arasında böyle bir askeri harekatta bulunup avcı bombardıman faaliyetinde yani bulunduğu için bu şerefe nail oluyor. Yani bu dünyanın ilk kadın savaş pilotu olma titrine sahip oluyor. Hı hı. Sonra gibi. Haziran 1938'de başka uçaklar kullanmaya başlıyor değil mi? Evet. O tabii. Vale yok. Volti. Volti 11'ler. Evet, Volti 11'ler. Evet, evet. Amerikan uçağı. Ondan anlatır mısın sonra evet. Gidişlerini, o seyahatlerini? Sabiha Hanım, Balkan turu diyorsunuz? Evet. Yok, Balkan turu Brege 19'lu oluyor. Ondan önce. Ya Sabiha Hanım 22 tane farklı tipte uçakla uçuyor. Askeri ve sivil uçak olmak üzere. Yani eğitim uçaklarından başlayarak. Volti Aircraft da çok önemli bir Amerikan uçağı, evet. Yüksek bir de Brega 19. Brega 19'da savaş şeyi oluyor. Volta ile de dünya turu Balkan turu yapıyor. Evet. Karıştırdım şimdi onların ikisini. Balkan turunu mu soruyorsunuz? Evet. Evet. Balkan turu da şöyle oluyor. Balkan Paktı ve Sadabat Paktı imzalanıyor biliyorsunuz. Hem doğuyla hem batıyla yurtta sulh, dünyada sulh şeyiyle. Bu önemli. Burada artık ilk İsmiyle. Kadın savaş pilotu olduktan sonra evet. dünyanın evet. Atatürk bunu bir Türk kadının bu unvanı aldığını bir anlamda dünyaya göstermek tescillemek amacıyla için sanki, değil tescillemek mi? İçin bir Balkan turuna turu ayarlıyor ona. Git her başkente git kendini evet. göster tanıt. Ben bir Türk kadınıyım. İşte biz böyle bir milletiz. Daha Hı-hı. yeni bir cumhuriyet kuruldu ama gördüğünüz gibi böylesine bir millet haline dönüştük. Bir kadın olarak ben dünyanın ilk savaş pilotu oldum. Evet. Diye. Evet. Aslında cesaretlendirmesiyle. Biraz öyle ama Balkan Paktı'nı şunu da unutmayalım. Davet ediliyor Sabiha Gökçen. Hı-hı. Şöyle, Balkan Paktı İstanbul'da imzalanıyor. 1937 yılında sanıyorum Savarona'da, o sırada Atatürk, Dolmabahçe Savarona arasında Dolmabahçe'de bir kokteyl ya da resepsiyon yapılıyor toplantıların ardından ve o tip resepsiyonlarda Atatürk yani. Son yılı Haziran, ve son ayları evet. Haziran'da evet evet o tip resepsiyonlarda Sabiha Hanım her zaman üniformayla katılmasını istermiş. Çünkü üniformayla katılan, hani üniforma giyen kadın yok. Hani belki polislerde bile yoktur herhalde o zaman, yani orduda olsun. Dolayısıyla Balkan Paktı üyeleri böyle bir toplantıda bir üniformalı kadın görünce siz göreviniz ne hanımefendi deyip onun savaş pilotu olduğunu öğrenince madem biz bir barış anlaşması yaptık, bu barış anlaşmasına istinaden bizim ülkelerimizi ziyaret etmeye arzu buyurmaz mısınız diyorlar. Yani hani bunu arzu eder misiniz? Sabiha Hanım da olabilir tabii ki deyip Atatürk'e soruluyor bu. Atatürk'te Sabiha sen ister misin, gidebilir misin, böyle bir tur yapar mısın dediğinde o da onaylıyor tabii ki. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim, bir gazeteci ve televizyoncu kimliğiyle bunun diktesini, yani ona bir metin diktesini de Atatürk yapıyor birkaç gün sonra. Diyor ki şimdi seni gittiğinde o ülkenin yüksek erkanıyla birlikte basını, medyası karşılayacak. Gazeteciler, işte o zaman televizyon yok, radyocular, neyse. Bunlar senin etrafına dolanıp senden bilgi almaya çalışacaklar.
onlara hazır bir metin okursan çok güzel olur ve doğru mesajı vermiş olabiliriz. Türk kadının çünkü dünyaya tanıtma görevin senin olacak. Hı hı. Ve ona dikte edip o dikteyi biz filmde de kullandık. Barışçı ülkenin barışçı kızı olduğunu, dünyada ve Türkiye'de her Türk gibi barışı arzu ettiğini. Yani barış mesajıyla, barış anlaşması yapılıyor. Barış mesajı veriyor evet. Başından sonuna kadar o seyahatlerinde. Evet. İşte Atina'ya evet. Gidiyor, Bükreş'e gidiyor, Belgrad'a Atina, gidiyor. Atina, Selanik, Sofya, Belgrad, en sonunda Bükreş. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Barış mesajı veriyor, bunu da Atatürk dikte ediyor o metni. Metni, işte evet. Orada konuşacağı, yapacağı her konuşmayı. Şimdi yanına bir makinist almak istiyor galiba Sabiha evet, Gökçen. Evet, uçak bakımı için. Uçak o zamanlar için gerekliymiş öyle şeyler. Atatürk orada çok önemli bir karar veriyor. Eğer senin yanında bir kişi olursa, hani kendisine güvenemedi, bir kişiyi yanına aldı. Bir pilotu yanına aldı, kendisi de yanında uçuyor derler. Kendisi de yanında uçuyor derler. Hayır, gideceksen tek başına git diyor, değil mi? Evet, evet. Bu çok önemli. Bugün bile bir şey söylemek zorundayım. Yani bugün bile kadınların yaptıkları bazen hafif karşılanmıyor mu? Hafif yapıldı. Yani kadındır, çok beceremez, çok yapamaz, aman o zayıftır falan diye düşünmüyor mu? Aynı ön yargı o zaman da var. Evet. Ne yazık ki çok süper gelişmedik yani. O zaman da şöyle bir ön yargı oldu. Aman diyor, sakın ben diyor teknikerle uçayım ki diyor. Her inişte kalkışta uçağın kontrolü yapılsın değil mi efendim filan. Sakın kızım diyor, asla yapamazsın bunu diyor. Neden diyor, neden efendim, ama uçağı ben teknik şeyini bilemem. Çünkü o eski uçaklar, ağır uçaklar gerçekten de her iniş kalkıştan sonra kontrol edilmesi gerekiyor. Hayır hayır, asla olmaz diyor. Ben o teknikeri senin peşin sıra her yere arabayla göndereceğim aşağıdan ve her indiğin yerde o bakımını yapacak, o sana yetişecek, oradakiler de yardımcı olacak. Ama sen tek başına uçacaksın. Ama neden diyor, çünkü yanına biri konursa, gerçek bir pilot koydular. Bu hanımefendi de manken, rol model. ne kadar önemli bir müdahale ama yani o müdahale. Belki de Sabiha Gökçen'in kahraman olmasına neden olan bir müdahale. Eğer gerçekten yanında bir kişi olsaydı ki Sabiha Gökçen öyle istiyordu. Yani evet. İndiğinde bu uçağın indiği yerde bakımını yapabilsin diye. Tabii kendini güvende hissetmek istiyor. Tabii. O bir genç kadın pilot. Askeri pilot evet, ama tecrübesi de bir yerde, yani hayatının daha başlangıcı diyebiliriz. Daha 30 yaşında bile değil. Şöyle bir şey var mesela, biz araştırmaları yaptığımız için o dönem, o bölge Yugoslavya'da, yani eski Yugoslavya, Belgrad, Bükreş'te de arşiv araştırması yaptığımız için onu karşılayan cemaatten yani mesela Belgrad Büyükelçisi'nin kızını röportaj yaptık. Güneş Hanım şey dedi, konsolosmuş galiba, pardon. Babam dedi, babamla annem sabahtan beni hazırladılar. En güzel bayramlık kıyafetlerimi giydirdiler. Sen bugün çok önemli bir pilota çiçek vereceksin deyip kocaman bir buketle biz hava meydanına doğru gittik, yola çıktık. Ben tabii çok heyecanlıyım. Sonra kocaman bir uçak indi. O kocaman bir uçaktan küçücük, ufacık, böyle zayıf bir hanım pilot, tamam askeri üniform inince biz böyle şok olduk diyor gerçekten kadın. Gerçekten kısa boylu aslında, evet, değil mi? Evet, 1.55 falan. Fotoğraflarda 1.55 falan. Evet, evet. Evet yani, o buketiyle gitmiş böyle heyecanla fotoğraf çektirmiş. Tabii bütün ülkelerde, indiği bütün ülkelerde böyle karşılanıyor Sabiha Hanım. Hı-hı. Tabii ki ondan sonra Atatürk'ün o verdiği metni okuyor, herkese bilgi veriyor. Gerekli olursa yerel röportajlar veriyor. Çok ilgi çekmiş, bütün gazetelere konu olmuş. İşte o seyahate gitmeden önce İstanbul'dan havalandıktan sonra Savarano'nun üzerinde bir tur atıyor. Hah, evet doğru. Yani Atatürk'e bir selam veriyor. Selam veriyor çünkü öyle Atatürk gidiyor. Çok hasta. Çünkü evet. Çok hasta. Dönüşünde de aynı şeyi yapıyor. Evet, geldim diye. O seyahatlerden döndükten sonra geldim diye yine Savarona üzerinde bir tur atıyor. Ne kadar orijinal, evet. Çok orijinal bir şey. O selamını veriyor. Geldim diye bir tur yine atıyor. Evet. Savarona gemisi üzerinde. Ve sonuçta Türk kadınının yapamayacağı bir işin olmadığına yönelik bir mesaj verilmesi. Evet, dünyaya da öyle bir mesaj veriliyor. Böyle bir mesaj veriliyor. Bu tabii Atatürk'ün istediği ve başarıyla da sonuçlanan bir şey. Sabiha Gökçen'i de artık vazgeçilmez bir kişi yapıyor. Ardından da dünyanın ilk kadın pilotu
olma unvanını. Evet. İlk kadın savaş pilotu. Savaş pilotu pardon. Evet, evet, savaş evet. Savaş pilotu olma unvanını da veriyor. Getiriyor. Sonraki yaşantıda gidip evet. göremiyor galiba Mustafa Kemal Atatürk'ü çünkü çok hasta. Evet, evet. Evet, havalimanına gelemiyor. Sabiha Hanım o yüzden o dediğiniz turu yapıp ona bir mesaj, selam vermiş oluyor. Geldim ben sağ selim, indim diyor. Ama iner inmez, o bizim filmdeki röportajlarda da var belgeselde. Hı-hı. İner inmez Yeşilköy'e iner inmez koşturarak Atatürk'e geliyor ve Savaron'da gidip elini öpüyor. Ona çünkü Selanik'in havasını yitiyor. Şimdi şu turda farkındaysanız Balkan Paktı 5... 4 ülkeyle imzalanıyor ama Sabiha Hanım 5 şehre gidiyor. Yani Atina, Selanik. Selanik'e gitmesi Atatürk'ün işte o doğru hasta yatağında şey arzu ettiği. Yani Selanik'e de git bir havasını al, bana oradan selam getir ya da işte bana oranın enerjisini getir gibi bir şey söylüyor. Ve Sabiha Hanım Selanik'e de o yüzden iniyor. Yoksa hep başkentlere iniş evet. yapıyor. O yüzden gidip elini de öpüyor ve mesaj şeyini de veriyor. Savaş raporunu, savaş diyorum. Tur raporunu da vermiş oluyor. Hı hı. Ama Sabiha, Atatürk çok hasta o sırada, evet. Hasta. Evet. Atatürk hayatını kaybettiğinde Sabiha Gökçen 25 yaşında. Doğru. Ve o tarihten sonra da 1954'e kadar aralıksız olarak Türk kuşunda çalışıyor, eğitmenlik yapıyor, öğretmen değil mi? Oluyor. Hı hı. Evet, devam evet. ettiriyor. Yeni havacılar yetiştiriyor. Yeni havacılar yetiştiriyor. Evet. 64. Daha sonra da işte yavaş yavaş dünyayı da dolaşmaya başlıyor. Çünkü o unvana sahip kişi Sabiha Gökçen Amerika'ya gidiyor. Davetler alıyor. Davetler evet. alıyor. Özellikle emekli olduktan sonra hı hı. 64 yılında emekli olup 66 yılında evet Amerika'ya gidiyor. Hı hı. Davet, özel davet, onuruna davetler düzenleniyor ve Amerika turu düzenleniyor. Ama askeri üslerde çeşitli programlarla ama en ilginci de 96 yılındaki olan olay, 94 yılında pardon. Orada da Cape Canaveral, bu uzay üssü, Alabama Air War College, yani Amerikan Hava Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Hava Okulu'nun olduğu yer. Oralarda tabii ki New York, Washington geçerek. Ve 94 yılındaki aldığı ödül, dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri olma payesiyle evet. onurlandırılıyor. Ve orada... Dünyaya damgasını vuran 20 evet. Havacıdan büyük biri. Büyük havacıdan biri. Havacıdan ve onların biri. Hepsi erkek. Yani 19 kişi erkek, tek kadın sadece tek Sabiha kadın, Gökçen Sabiha ve Gökçen. Türk. Yani gördüğünüz gibi çok istisnai yerleri var. Yani görevleri var ya da nail olduğu şerefleri var Sabiha Hanım'ın. Orada da şöyle bir şey var. Mesela oradaki diğer ödül alanlardan birinin hayat hikayesi çok ilgimi çekmişti. Alman pilot. Kiel Köprüsü'nden 2. Dünya Savaşı'nda çok değişik bir dalış uçuşu yapmış ve o köprü suya o kadar yakın ki suyu neredeyse geçerek uçuş yapmış. Yani böyle ekstrem 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda ekstrem uçuşlarla aynen tarihi adını yazdırmış birçok havacı pilot erkek arasında bizimki de bu Sabiha Gökçen'de tek kadın pilot olarak yer almış. Olarak yer aldı. Evet. Daha sonra o 20 kişiden birisi olduktan sonra 1996'da da Falcon uçağı kullanıyor değil mi? Evet, evet. Fransızların yaptığı uçak. Evet, o da Fransızların lüks jet uçağı, çok önemli bir jet uçağı. Hala üretimi var, devamı var ve modern teknolojik bir uçak. Yani 85 ben de yaşlarında o uçağı kullanıyor. Evet, şöyle bir şey, o uçak Türkiye'ye pilotuyla geliyor. Sabiha Hanım'la da bir özel uçuş yapıyorlar Ankara'da. Tabii ki her şeyiyle teknolojik, olağanüstü teknolojik bir uçak. Sabiha Hanım'ın adı pilot Daniel Acton, Fransız pilot. Onunla da konuştunuz siz, değil mi? Onunla da konuştuk Fransa'da. Çünkü Le Bourget Havalimanı'nda Dassault, işte Fransız şirketin resmi pilotu o. Bu özel jetleri dünyaya o tanıtıyor. Yani gidiyor mesela bir şey jet alacaksa ya da bir iş adamı jet alacaksa gidip o tanıtıyor. O sırada Ankara'da bulunduğu için Sabiha Hanım'la da bir özel uçuş yapıyorlar. Ve pilot dedi ki yani gerçekten ben Lövye'yi bir süre boyunca Sabiha Hanım'a bıraktım. Tabii ki o yaştaki pilota tam olarak bırakılmaz bütün uçuş. Ama çünkü teknoloji bambaşka artık olmuş. Sabiha Gökçen'in bilebileceği teknoloji değil tabii. Bunu
kısa sürede anlatmak da mümkün değil. Mutlaka yanında birisinin olması gerekiyordu ama bir süre Line uçmuş ve heyecan uçurdu. Evet, onun çıkışında da bir röportajı var Sabiha Hanım'ın. Birden diyor 40-50 yıl sonra gerisine döndü ve bana çok özel bir şey yaşattınız. Çok teşekkür ederim filan diyor. Yani böyle hani eski günlerime döndüm, eski heyecanımı yaşadım. Hı-hı. Ama bir şey söyleyeyim, gerçekten Fransız pilot da dedi ki o heyecanını gördüm ben ondan dedi. Yani o Lövye'yi aldı, uçağı kontrol etti, her şeyi öğrendi benden. Bütün brief'i aldı dedi. Şu düğme, bu düğme, bu ne, bu gösterge ne, hepsinin brief'ini aldı. Bir saat çalıştık, sonra gerçekten de uçurdu o uçağı dedi. Hı hı. Onun için de büyük heyecan olmuştur. Kesinlikle. Çünkü işte hayatını kaybetmeden birkaç sene önce yaptığı bir uçuş o. 96 galiba 5-6 sene önce. 2001'de de vefat etti. Maalesef. Hayatını kaybetti. Sonuçta öylesine bir yaşamı oldu ki Sabiha Gökçen'in. Atatürk'le tanıştıktan hemen sonra hayat tamamen değişti. Evet. Ve dünyada hiç kimsenin ilk kez dünyada elde edebilecek önemli bir ünvan sahibi oldu. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanı. Evet. Bu belgeseli çekmeye nasıl karar verdiniz? Sabiha Gökçen'i daha önce okumuş muydunuz? Daha doğrusu ilginizi çekti de ondan sonra mı bir karar verdiniz? Nasıl? Ve çektikten sonra işte çekme aşamasını da soracağım size. Hı, tamam. Şöyle ben evet güzel bir küçük bir anım var benim de. Yani çocukluk rol modelim Sabiha Gökçen benim. Çocukluk önderim. Küçük bir kız çocuğu olarak ben onu Atatürk'ün yanında üniformamsı kıyafetiyle gördüğüm zaman galiba 5-6 yaşlarındaydım Zeynep Bey. Ve o zaman şey düşündüm. Ah çok ne kadar ilginç bir kadın, ne kadar özel bir kadın. Yani özel bir üniforma ve özel bir titre sahip. Sonra oturup evet Sabiha Gökçen'i araştırdım. İşte evde ansiklopedi baktım o zaman. Sonra baktım okuduğum kitaplar önüme çıktı ilkokulda. İlkokulda karar verdim ben Sabiha Gökçen'le ilgili bir şey yapacağıma. Yani evde bir takvim fotoğrafında ya da bir yerde gördüm ben onu bir resimde Atatürk'ün yanında. Ve o zaman bir şeyler yapacağımı biliyordum ama sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Yani film yapma kararını tabii ki üniversite sonrası yüksek lisansım sırasında film ve belgeselcilik üzerine master yaparken, hı hı, yapımcılık eğitimi alırken onun listesinde ilk listenin başına Sabiha Gökçen belgeseli yapacağımı koymuştum. Bu arşiv araştırmalarını, o Sabiha Gökçen'le yapılan röportajları, onları nasıl elde ettiniz? Onları kim yapmıştı? Ben birebir araştırdım. Yani çünkü benim ideal projem olduğu için, benim idolüm olduğu için Sabiha Gökçen, tabii ki yardımcı olan arkadaşlarım oldu, yurt içi, yurt dışı. Ama bir şeyi siz de bilirsiniz ki bir gazeteci olarak, sizin öncelikle içselleştirip sizin önce tabii inanmanız, onun için sizin önce çalışıp araştırma yapmanız lazım ki ekibi kurup o ekibi etkileyebilirsiniz, o ekibe görev verebilirsiniz, yetki verebilirsiniz. O işte o araştırmayı sıfırdan ben başlattım. Ve 5 yani yıl boyunca belgeseli çektiniz. 5 evet, yıl sürdü o çekim süreci. Tamamen aynen 5 yıl sürdü. Çünkü o figürleri, o insanları, onları tespit edip onlarla röportaj yapmak. Tabii. Bütün bunların hepsi zaman alan şeyler. Evet, havacılık uzmanları var. Hı-hı. Profesörler, hanımlar, beyler, Amerikalı, Fransız. İki Amerikalı var. Bir İkinci Dünya Savaşı, bir doktor, havacılık uzmanı, bir işte Fransız pilot. Sonra profesör hocamız var. Hava kuvvetlerinden paşalarımız var. Yani önemli generaller var. Çünkü Sabiha Hanım'la, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kuruluşu da biliyorsunuz. Aynı zaman içerisinde oluyor 2000'ler. 2001. Mart 2001. Evet, evet. Hatta işte Sabiha Gökçen vefat ettikten 2 ay sonra. Evet, evet. O havaalanına ismini veriliyor. Evet. Yani. Ama Sabiha Hanım açılışa davet ediliyor. Yani temel atma törenine, pardon, davet ediliyor. Ve bir zarf içerisinde küçük bir katkıda bulunuyor. Kendi adına yapılan havalimanına. Bu arada... Ne sormuştunuz? Ya bu işte 5 sene içerisindeki yaptığınız araştırmaları sormuştum. Evet, evet. Önce tabii Ankara, Eskişehir, Hava Üssü, Hava Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı. Ankara'daki Milli Kütüphane'de çalıştık. Etti Mesut'taki ve Türk Kuşu Türk Hava Kurumu'nun arşivlerinde çok çalıştım. Ulus'taki binada.
Sabiha Hanım'ın akrabaları demeyeyim de arkadaşlarına ulaştım. Dönem meslektaşına mesela Rusya'ya gittiği pilota ulaştım. Onunla röportaj yaptık. İstanbul'daydı o. Yani çok kapsam, Özden Toker. İsmet İnönü'nün kızı. Evet, İsmet İnönü'nün kızı. Onunla görüştük. Çünkü annesi bir uçuş yapmış. Ailecek yakınlar, İnönü ailesi. Mehibe İnönü. Ve, evet, evet. Atatürk dolayısıyla İsmet İnönü ve aileler yakın tabii ki. Çok çok güzel anılarım oldu benim de. Çok yurt içi, yurt dışı çok ciddi çalışmalar. Yani o Balkan ülkelerinde de öyle. Mesela Yunanistan'da da arşive girdik, Belgrad'da da girdik, Bükreş'te. Yani ulaşabileceğim her şeye ulaştım. İnternet üstünden insanları bulduk. Çok ciddi bir internet araştırması yapıldı. O arada havacılık sempozyumlarına gittim, katıldım. Ankara, İstanbul havacılık uzmanlarıyla tanıştım. Sabiha Gökçen'in arkadaşlarıyla ya da ona yakın olan kişilerle. Ankara'da otururdu biliyorsunuz. Bayağı evet. Ankara'da kaldım ben o sırada. İstanbul'da yaşıyor olmama rağmen 1,5 ay aralıksız Ankara'da kaldığımı bilirim. Evet. Yani bana şey dediler, hani kendini vakfetmişsin, ama biraz da öyle yapmadan. Konuştuğunuz kişileri sayayım. İzleyicilerimiz bu belgeseli izlediklerinde en azından kimleri göreceklerini bilsinler. Tarihçi Cemal Kutay, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe. Evet. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, sizin de söylediğiniz gibi. Hı hı. Türkiye'nin ilk jet pilotlarından Korkut Efe. Evet, evet. Korkut Efe ile konuştunuz. Rusya, evet, Koktebel'deki yüksek planörcülük okul arkadaşı Mustafa İlkin. Onunla konuştuk. Onunla, evet, görüştünüz. İlk kadın jet pilotlarından emekli albay Şenay Günay. Evet, onları da konuşabiliriz. Sizin konuştuğunuz kişilerden biri. Selanik, evet, konsolosunun kızı. Hani kendisini çiçekle karşılayıp, evet, Selanik'te o çiçeği veren, evet, Gül Karabuda. Hı hı. Eski Hava Kuvvetleri komutanları emekli Orgeneral İlhan Kılıç, hı hı, ve Cumhur Asparuk. Hı hı. Konuştuğunuz kişiler arasında yer alıyor. Türk Hava Kurumu eski başkanı, emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş. Evet. Yine, hı hı, sizin görüştüğünüz kişilerden birisi. Hı hı. 96 yılı Amerika Onur Ödüllü döneminden Kurmay Albay Tayyip Özsever. Ha, evet, Amerika'daki ödül töreni çok özel çünkü. Evet. O törende bizzat görev yapmış bir albaydır. Evet. Orada Tayyip Özsever. Albay. Aileye, evet, yakın gazeteci ve yazar Orhan Karaveli. Evet, onunla da görüştük. Ve son dönem F-16 pilotlarından Üsteğmen Berna Şen'le görüştünüz. Evet. Üsteğmen Burcu Şahinkaya ile röportajlar var. Tabii Sabiha Gökçen'i örnek alıp genç yaşlarında hava kuvvetlerine giren şimdi gencecik kızlarımız var. Var. O kızlar şu anda F-16 savaş uçaklarını, jetleri, evet, kullanan kişiler. Tabii, evet, ki Sabiha Gökçen'in onlara örnek olması tamamen rol model olması çok önemliydi, değil mi? Evet, onları söylediler, kesinlikle, size, değil mi? Evet, evet. Şenay Güney onu çok güzel ifade etti bizim filmimizde. Bugün dedi, o F-16 pilotu dünyanın en pahalı uçakları, 22-23 milyon dolarlık uçaklara kadınların da görev yapması ve onları ufka yani kanat açmaları hepsi Atatürk'ün sayesinde. Onun vizyonuyla başladı ve biz hepimiz Sabiha Gökçen'e borçluyuz onu. Dedi. Önce Atatürk'e, sonra Sabiha Gökçen'e. Çünkü Sabiha Gökçen bizim için bu kapıyı, bu vizyonu, o kapıyı o açtı bu bizim için. Yani hayallerimizin kapısını. Ve F-16 pilotları, kadın pilotlar da gerçekten onlar biri birincilikle mezun olmuş. Öbürü de ilk kadın savaş pilotu. Şu anda ikisi arkadaşım oldular ve hava yolu pilotları kendisi. Hı hı. Kendileri hava kuvvetlerine ayrıldılar erken yaşlarda sayılır. Yani çok film çok hızlı bitiyor biliyorsunuz. Çok, F-16 yani pilotları ve öğrencilerle bitiyor. Çok akıcı, evet. Sonunda o öğrencileri, o gencecik kızları, savaş pilotu olan kızları konuşturmuşsunuz. Berna Şen ve Burcu Şahinkaya konuşmuş. Üsteğmen her ikisi de. Hı hı. Röportajlar var. Tabii her bir döneme tanıklık eden o önemli insanların aktardıkları hikayelerle ortaya 53 dakikalık bir belgesel çıkmış. Tabii Rusya'dan Amerika'ya da, evet, hatta Fransa'dan Sabiha Gökçen'in 1938'deki o solo tur yaptığı Balkan kentlerine yönelik, hı hı, turların hepsi ayrıntılı bir şekilde belgeselde var.
Belgesel 5 yıl sürdü. 2 yıl önce çıkardınız bu belgeseli. Yok yok. Oldu. 10 yıldan fazla oldu oluyor. Mu? Evet evet. Yeni değil belgeselimiz. Hatta belki yani kısa versiyonlarını bile yaptık. Sabiha Gökçen Havalimanı için. Şimdi başka büyük belgeselim var. Henüz tamamlayamadım. O biraz daha biraz da büyük. Biraz da onu anlatın. Yeni yeni projelerinizden bahsedin bari. Evet. Çünkü Sabiha Gökçen'in bu belgeseli bu kadar başarılı yapmış birisi mutlaka önümüzdeki günlerde de ilginç projelere damga imzanızı atacaksınız herhalde. Çok inşallah. Evet, evet o yoldayım. Sabiha Gökçen'den sonra ben biraz makas değiştirdim. Tabiri caizse havacılıkla devam edebilirdim aslında, başka şeyler çıkabilirdi, böyle teklifler de vardı ama ben her zaman şeyi çok severim, yani değişim ve devinim yani öyle kendimi de eğitmeyi. Nitekim uluslararası bir Piri Reis Sempozyumuna katıldım. Havacılıktan sonra denizcilik camiasına girip bir anda o sempozyumda Piri Reis'le ilgili çok önemli profesörlerin, Türk ve yabancı, anlatımları, Akdeniz tarihi, bu bizim ilk dünya keşifler çağına katkılarımızın olduğu önemli bir muhteşem yüzyıl dönemimiz var ya, dizilerin çekildiği. Hı hı. İkinci Beyazıt donanmayı kuran, sonra Yavuz Sultan Selim, sonra da Kanuni Sultan Süleyman'la zirve yapan. O dönemde Piri Reis'in yetişmesi ve bizim keşifler çağında ve bilim adamı olarak, bilim adamı kimliğiyle bir denizci paşamızı anlatıyorum da şimdi de. Kaptan kartograf, kartograf olması, Kitab-ı Bahriye'nin mümessili olması ve iki büyük dünya haritası yapması. Beni böyle dünyaya dönük projeler çok enterese ediyor. Yani dünya birincilikleri olan, dünya vizyonu olan. Biz Türkler dünyada her zaman, yani 17. devletimizdeyiz sanıyorum. Her zaman dünya tarihine adını yazdıran, çağ açmış, çağ devam ettirmiş bir ulusuz. O yüzden kahramanlarımızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, Sabiha Gökçen benim için çocukluk rol modelim. Ama mesela Piri Reis de inanılmaz keşifler çağında yaptığı o iki büyük dünya haritasıyla, Amerika'nın orijinal haritası, Kolomb'un orijinal haritasını yaptığı haritasıyla ve 232 tane harita olan Kitab-ı Bahriyesi'yle dünya tarihine adını yazdırmış bir adam. Hı-hı. Yani evet, Sabiha Gökçen de dünya tarihine adını yazdırmış ama Piri Reis'in de değişik fanları var. Değişik bir bilgeliği ve bilinirliği var. Sadece bize çok ait daha değil. Eskiye dayalı Akdeniz'e olduğu için, evet, tabii. Çok daha eski. Onun herhalde çekimleri de biraz daha zor mu olacak? Nasıl? Oldu ya gerçekten. Araştırması da öyle. Başladınız. Tabii. Vatikan arşivlerine çalıştım. Venedik, Cenova, İtalya'da çalıştım. Ne zaman İspanya biter sizce? Ana sponsorunu bulduğu zaman, yani ana sponsor, ben en kısa sürede bitirmek istiyorum. Mesela bu yılın sonuna bitse, bu yaz sonuna bitse harika olabilir. Ama sponsor maddiyet o kadar önemli ki böyle projelerde. Gerçekten arkasına birkaç şirketin girmesi gerekiyor. Havacılık camiası bu konuda birazcık daha ve Cumhuriyet tarihi yakın olduğu için benim havacılık konusundaki destek almam Ankara ve İstanbul'da sanki daha kolay oldu. Bunu denizcilere de darısı denizcilerin başına değil. Darısı çünkü denizcilerin başına hava kuvvetleri için Sabiha Gökçen şeydir, uçan annemizdir derler onlar. Ve girişinde de Vecihi Hürkuş gibi böyle diğer ünlü pilotlarla birlikte Sabiha Hanım'da bir büstü vardır. Sabiha Hanım hava kuvvetleri çok içselleştirmiştir, evet, ve örnek tabii, almıştır. Tabii, yani tabii. Sadece kadın, kız pilotların değil, erkek pilotların da önderidir Sabiha Gökçen. Bakın bu çok ilginç bir şey. Evet. Piri Reis daha maskülen bir yapı, yani karakter. Tabii. O yüzden onda birazcık süreç uzadı var diyebilirim. Kolay gelsin. İşiniz evet. Koç kolay değil ama Sabiha Gökçen belgeseli sizin zaten bundan sonraki yapacaklarınızın herhalde bir şeyi, ispatı olacak. Evet. Gayet iyi bir şey yapacağınıza eminim. Evet. Zaten izleyicilerimize diyor ki Cumhur Albayrak diyor ki ilklerin güzel insanı Atatürk, dünyanın ilk kadın pilotu Türkiye'de, tek çocuk bayramı Türkiye'de, eğer atamızın izinden gidilseydi bugün dünyada birinci sıradaydık her yönden diyor Cumhur Albayrak ve size de selam ve saygılarını iletmiş. İyi teşekkür ki var ederim böyle değerli belgeselciler demiş. Yücel diyor ki iyi haftalar, geçmişten geleceğe çizilen yolu izleyen Gülşah kızımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ teşekkür olun, buralara ederim kadar geldiniz. Bu güzel belgeseli bize en azından ruhunu hissettirdiniz. İzlemek evet isteyenler varsa hiç zor değil. YouTube'a girecekler. Evet. Sabiha Gökçen,
belgeseli Türk kızı, Gök kızı, Atatürk kızı adını taşıyan, Sabiha Gökçen adını taşıyan bir belgesel bu. Tavsiye ediyoruz gerçekten de. Bugün hani Dünya Pilotlar Günü haftasından dolayı elimize böyle bir fırsat geçmişken Sabiha Gökçen'i analım. Dolayısıyla da Atatürk'ün o gerçekten de bir deha halini bir kez daha hatırlayalım istedik ve sizi davet ettik. Çok teşekkürler buralara kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Tekrar Sabiha Gökçen'i ve Cumhuriyet tarihini konuştuğumuz için. Evet. Saat 17'de yani birazdan Deniz Türkali ve benimle birlikte Baran Seyhan olacak. Sinemacıların o gezi direnişiyle ilgili yaptıkları çağrıyı konuşacağız. Gezi direnişi davasının kararını yönelik eylemlerini daha doğrusu protestolarını konuşacağız birazdan.